Merhaba arkadaşlar. Maddenin halleri ünitesine gazlar kısmıyla devam ediyoruz. Bu kısımda arkadaşlar gazların genel özelliklerini inceleyeceğiz. Daha önce ilk kısımda da incelemiştik. Burada biraz tekrar edeceğiz. Daha sonra gazları tanımlayan büyüklüklerden bahsedip bu kısmı bitireceğiz. Arkadaşlar bu kısmı 11. sınıftaki gazlar ünitesiyle karıştırmayın. 11. sınıfta gazlar çok ayrıntılı uzun bir şekilde inceleniyor. Buradaysa ise maddenin bir hali olarak gazları daha kısa, daha işte temel özellikleri kapsamında inceliyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir hesaplama, işlem vesaire yapmıyoruz ama 11. sınıfta gazlarla ilgili çok fazla işlem, hesaplama soruları da var. Şöyle başlayalım isterseniz. Öncelikle gazların genel özelliklerinden bahsedecek olursak tanecikler arasındaki boşluk katı ve sıvıya göre çok fazladır. Tanecikler arasındaki boşluk son derece fazla olduğu için gazlar büyük oranda sıkıştırılabilirler. Hatta genel olarak sıkıştırılıp sıvı hale getirilip endüstride kullanılır, kullanılırlar. Bu büyük boşlukları yukarıdan işte basıncı arttırarak veya sıcaklığı düşürerek sıkıştırabiliriz. İşte yüksek basınç ve düşük sıcaklık koşullarında gazlar sıkıştırılabilir. Sıkıştırılarak sıvı hale getirilebilirler. Gaz sancıkları temel olarak bahsettiğimiz dönme, titreşim ve öteleme hareketin her üçünde yaparlar arkadaşlar. Gaz sancıkları Dönme harekettey, yapar titreşimde ötelemede. Ancak soy gazlar monoatomik halde oldukları için sadece öteleme hareketini yaparlar. Düzensizlikleri ise arkadaşlar maddenin en düzensiz halidir. Katı ve sıvıya göre düzensizlikleri oldukça fazladır. Hatta düzensizlik entropide de denir. Entropisi gazların son derece fazladır. Yine yoğunlukları katı ve sıvıya göre son derece düşüktür. Düşük yoğunluklara sahiptir. Gazlar arkadaşlar sıcaklıkla birlikte genleşebilir. Genleşme ve sıkışma özelliği vardır. Hem sıkışabilir hem genleşebilir. Ancak genleşme gazlar için ayırt edici bir özellik değildir. Çünkü bütün gazlar aynı oranda genleşirler. Hatta bu oran 1 bölü 273'tür. 1 bölü 273 oranında genleştiği için ayırt edici bir özellik değildir. Gazlar arkadaşlar birbirleriyle ve kap çeperleriyle çarpışır ve gazlar bulunduğu kabın her noktasına aynı basıncı uygular arkadaşlar. Gazlar bulunduğu kabın çeperlerine yaptığı çarpmaya basınç diyoruz zaten. Bu basınç arkadaşlar kabın her noktasında aynıdır. Yani işte tavan kısmında daha fazla, işte tabanda daha az, sol tarafta daha fazla gibi bir durum yoktur arkadaşlar. Her tarafa aynı basıncı uygular. Yani şöyle bir kapalı bir kap düşündüğümüz zaman. Örneğin bunun içerisi gaz tanecikleriyle doluysa şuradaki basınçla şuradaki basınç veya şuradaki şuradaki yani her noktada aynı basıncı yapar gaz tanecikleri. Gazlar birbir içerisinde homojen olarak karışır ve her oranda homojen karışır. Yani işte 1'e bir oranda da homojendir. Bire yüz, bire bin oranda da yine homojendir. Tüm gaz karışımları arkadaşlar birbiriyle her oranda homojen karışım oluştururlar. Gazların belirli bir şekli veya hacimleri yoktur. Bulundukları kabı tamamen kapladıkları için bulundukları kabın hacmini alırlar ve bulundukları kabın şeklini alırlar. Ve bulundukları kabı tamamen doldururlar. Yani işte yarısını doldurayım diğer taraf boş kalsın diye bir durum yoktur. Bulundukları kabın tamamını doldururlar. Sınırsız yayılma özelliğine vardır. Daha doğrusu tamamen kabı doldurduğunu ve onun hacmini aldığını kabul ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla gaz hangi kaptaysa hacmi odur. Evet gazları tanımlayan 4 tane özelliğimiz var arkadaşlar. Bu 4 tane özelliği inceleyeceğiz. Bunlar basınç, hacim, ...madde miktarı ve sıcaklık. Bu dört özellik üzerine gazları tanımlayacağız arkadaşlar. Hatta bu dört özelliği birbirine bağlayan bir bağıntı vardır. Buna ideal gaz denklemi denir. 11. sınıfta daha ayrıntılı bir şekilde göreceksiniz. Bu denklem arkadaşlar basınç P ile hacmin çarpımının madde miktarı ile sıcaklığın ideal bir gaz sabiti olan R ile çarpımına eşittir. İşte P ve formülle ifade edilir. Bu dört özellik bir gaz için bağıntı şeklinde ifade edilmek istenirse. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Öncelikle basınç arkadaşlar... Basınç kapalı kaplarda gazlar bulunduğu kabın her noktasına çarpma uygular. Şöyle bir kapalı kap düşündüğümüz zaman işte burada gaz tanecikleri var. Demin de ifade etmiştik arkadaşlar. Burada gaz tanecikleri her yere çarpma uygular. Bu çarpmaya arkadaşlar gazların bu kabın çeperlerine yaptığı çarpmaya basınç denir. İşte bunu gaz yaptığı için gaz basıncı olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Basınç işte fizikte işte birim yüzeye uygulanan kuvvet, işte Newton bölü metrekare gibi de ifade edilir. Tabi oralara girmeyeceğiz. Gazların basıncını arkadaşlar birim yüzeye uygulanan kuvvet ya da işte buradaki çarpma olarak ifade edebiliriz. Şimdi gazların basıncı kapalı kaplarda ölçülebilir ve açık havanın da basıncı ölçülebilir. Çünkü açık hava da bir gazdır. Hava da bir gazdır sonuçta. Onun da basıncı ölçülebilir. Kapalı kaplarda gaz basıncını ölçen düzeneklere manometre denir. Laboratuvar aletlerine manometre denir. Açık havada basıncı ölçen düzenekleri ise barometre adı verilir. Bildiğiniz gibi dünyayı kuşatan atmosfer işte Hava, hava, bir gaz karışımıdır. Homojen bir gaz karışımıdır. İşte azot, oksijen, işte argon ve diğer gazların bulunduğu. Bu atmosferin yer yüzeyine yaptığı basıncı da atmosfer basıncı denir. İşte barometre ile ölçülür. Bizim basınçta en sık kullandığımız birim arkadaşlar atmosfer ve milimetre cıvadır. Ancak atmosfer ve milimetre cıva dışında da basınç birimleri vardır. İşte bar, işte tor, işte milimetre cıvadan hareketle santimetre cıva, işte milimetre civa zaten var gibi arkadaşlar. Santimetre civa, milimetre, yani desimetre civa pek kullanılmaz. Ya santimetre civa ya milimetre civa, tor, bar, atmosfer bunlar arkadaşlar basınç birimleri olarak kullanılabilir. Ama en sık kullanılan at bir atmosferdir. Deniz seviyesinde sıfır derecede havanın yaptığı basınca, atmosferin yaptığı, açık havanın yaptığı basınca bir atmosfer olarak kabul edilir. Bir atmosferde 760 milimetre civa eşittir. Bu 760 milimetre civayı bulan kişi arkadaşlar Torricelli'dir. Torricelli açık havada yaptığı deneyler sonucunda arkadaşlar açık havanın basıncını deniz seviyesinde deniz seviyesinde ve sıfır derece sıcaklıkta tam tamına 760 milimetre civa olduğunu bulmuştur. Şöyle bir düzenek kurmuştur arkadaşlar. Şöyle içi dolu civa ile dolu bir kap. Şöyle bir boruyu da arkadaşlar civa ile dolu bir boruyu tam ters çevirip bunun içerisine daldırmıştır. Tam daldırdığı zaman arkadaşlar şuradaki seviyenin tam tamına 76 cm ya da işte eşiti 760 milimetre olduğunu bulmuştur. İşte bu civa. Dolayısıyla bunun 76 santimetre yukarıda kalmasının sebebi burada uygulanan açık hava basıncıdır. Açık hava basıncına P0 dersek P0 76 santimetre civa ya da 760 milimetre civa ya da 1 atmosfere eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Torricelli'nin kurduğu düzenek arkadaşlar barometre olarak ifade ediliyor. Burada yoğunluğu yüksek olduğu için civa kullanılıyor arkadaşlar. Civa dışında sıvılar da kullanılabilir ama civanın yoğunluğu yüksek olduğu için kullanılması o zaman için tercih edilmiş. Manometre ise arkadaşlar şu şekildeki düzenekler kapalı kaplarda gaz basıncını ölçen düzenekler. Şöyle bir U borusunda işte örneğin şurası açık olabilir, ucu açık olabilir, ucu kapalı olabilir, açık ve kapalı uçlu olabilir. İşte ucu açıksa dışarıdan dış basınç da vardır. Ucu kapalıysa herhangi bir dış basınç yoktur. Veya burada burası da boş ise arkadaşlar. Buradaki civa seviyesi ne kadar yükseldiyse gazın basıncı da direkt odur diye okunabilir. Atıyorum burası 30 cm, 30 cm yükseldi. İşte buradaki gazın basıncı 30 cm civa diyebilirsiniz arkadaşlar. Burada ise yükseldiği miktarla dış basıncı da toplarsınız. Örneğin P0 30 yükselsin. P0 artı 30 buradaki gazın basıncına eşit diye ölçebilirsiniz arkadaşlar. Gazların basıncı bu şekilde ölçülebilir. İkinci bir ifade ise arkadaşlar ikinci bir büyüklük gazları tanımlayan hacim. Bir maddenin uzayda kapladığı boşluğa hacim diyoruz. Gazların hacimleri ise bulundukları kabın hacmine ise odur arkadaşlar. Bu ne? Bundan kaynaklı gazların hacmi kabın hacmiyle aynı. Burada fark... genellikle arkadaşlar litreyi kullanıyoruz. İşte kabın hacmini işte söylüyor. 3 litre, 5 litre. Veya arkadaşlar litreden mililitreye de çevrilebilir. 1 litre, 1000 mililitre. Bazen mililitre verir. Mililitreden litreye çevrilebilir. Bunun dışında da birimler var ama çok kullanmıyoruz arkadaşlar. Yani metre küp, desimetre küp, işte santimetre küp çok karşınıza çıkmaz. Daha çok litre veya mililitre karşınıza çıkar. Tabi 11. sınıfta daha çok bunların çevirmesiyle ilgileneceksiniz. 1 litrende 1 desimetre küpü olduğunu bilmenizden hareketle diğer çevirmeleri de yapabiliyorsunuz. Burada şu önemli arkadaşlar. Bütün gazların birer molleri oda koşullarında ve normal koşullarda açık havada kapladığı hacim bellidir arkadaşlar. Normal şartlar 0 derece ve 1 atmosferdir. Ve normal şartlarda yani 0 derece ve 1 atmosferde bütün ideal gazların bir molü 22,4 litre yer kaplar. Oda koşullarındaki oda koşullarına standart koşullar da denir. Standart koşullar Standart koşullarda 25 derece sıcaklık ve 1 atmosfer basınçtır. Burada da bütün gazların birer molleri 24,5 litre kaplar diyebiliriz arkadaşlar. Geçtim. Şimdi gazlarda sabit hacimli ve sabit basınçlı olmak üzere iki tür kapalı kap ifade edebiliriz. Örneğin sabit hacimli kaplar, örneğin çelikten bir kap, camdan bir kap dediği zaman burada hacmin sabit olduğunu, değişmediğini kabul edebiliriz. Sabit basınçlı kaplarda örneğin sürtünmesiz ideal pistonlu kap veya elastik olan burada da arkadaşlar basınçlar değişmez. İç basınçla dış basınç birbirine eşittir bu tarz sistemlerde de. Bunlar da yine kapalı sistemlerdir diyebiliriz. Üçüncü bir büyüklük ise arkadaşlar sıcaklık. Sıcaklık arkadaşlar ısıyla sıcaklık arasında farklar vardır. Özellikle buna dikkat etmeniz gerekiyor. Sıcaklık arkadaşlar bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu kinetik enerjinin esasında bir ölçüsüdür. Kinetik enerjinin bir ölçüsü sıcaklık ve termometre denilen aletlerle ölçülebilir arkadaşlar. Gazlarla ilgili işlemlerde arkadaşlar mutlak sıcaklık adı verilen Kelvin cinsinden sıcaklık birimi kullanılır ve daima Kelvin kullanılır. Bakın farklı farklı sıcaklık birimleri vardır işte Kelvin, işte Fahrenheit, Romer, Santigrat derece gibi biz arkadaşlar Kelvin'i kullanıyoruz. Genel olarak, olarak, günlük hayatta dereceyi kullanıyoruz bildiğiniz gibi işte hava 20 derece sıcakta, 25 derece sıcakta gibi. Ama gaz sorularında daima sıcaklık arkadaşlar Kelvin cinsinden kullanılır ve en düşük sıcaklık arkadaşlar Kelvin cinsinden sıfır kelvindir. Mutlak sıcak, derece cinsinden en düşük sıcaklık ise eksi 273 derecedir. Dereceden kelvine geçmek için arkadaşlar dereceye 273 ilave ediyorsunuz. Derece artı 273 sıcaklığın kaç kelvin olduğunu size veriyor arkadaşlar. Yani sorularda derece cinsinden verir. Örneğin der ki, şey işte 27 derece. Hava 27 derece sıcakta. 27 derece demek 27 artı 273'ten 300 kelvin demektir. Gibi. Bu şekilde kelvini derece artı 273'ten çevirebilirsiniz geçtim. Son olarak arkadaşlar miktar, mol sayısı gazları ifade eden büyüklüklerden şunu söyleyeyim arkadaşlar mol sayısı son derece önemli bir ünitedir kimya için. Son derece önemli bir konudur ve 10. sınıfın ilk ünitesi işte kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalarda mol kavramı uzun uzun üzerinde durulur arkadaşlar. Yani şu an 9. sınıf seviyesinde mol kavramı çok bilmenize gerek yok. Sadece madde miktarını ifade ettiğini bilmeniz yeterli. Dediğim gibi 10. sınıfa geldiğiniz zaman bunu ayrıntılı göreceksiniz. İşte TT hazırlanan arkadaşlar zaten mole 10. sınıf konuları üzerinden çalışıyordur diye düşüne, düşünebiliriz. Şimdi şöyle kısaca ifade etmek gerekirse yine de Atom, molekül veya iyonlar çok 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 küçüktür arkadaşlar. Gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerdir. Dolayısıyla bu tanecikleri tek tek saymak veya tartmak mümkün değildir. O yüzden arkadaşlar mol kavramı kullanılır. Mol latince büyük yığın anlamına gelir arkadaşlar. 1 mol arkadaşlar 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane taneciye karşılık gelir. Ki 6,02 çarpı 10 üzeri 23 muazzam derecede büyük bir sayıdır arkadaşlar. Bu kadar tanecik yan yana gelirse biz buna 1 mol diyoruz. Ki atomlar arkadaşlar o kadar küçüktür ki bu kadar tanecikleri yan yana gelince artık ölçülebilir, tartılabilir bir seviyeye gelir. Dolayısıyla 6,02 çarpı 10 üzeri 23 sayısını bulan da Avogadro'dur. Bu yüzden bu sayı Avogadro sayısı denir. Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 denilebildiği gibi harfle de NA ile gösterilir arkadaşlar. Ya da sadece N ile de gösterilebilir ama büyük N, büyük A ile gösterilmesi daha uygundur. Dolayısıyla 6,02 çarpı 10 üzeri 3 tane atom 1 mol atom demektir. Na tane atom 1 mol atom demektir. Na tane molekül 1 mol molekül demektir. Na tane iyon 1 mol iyon demektir. Yani ne ise tanecik onun karşılığı geliyor arkadaşlar. İşte bunun iki katı 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane işte 2 mol demektir gibi arkadaşlar ifade edilebilir. 1 mol atom veya molekül içeren gazın gram cinsinden kütlesini de mol kütlesi diyoruz. Mol kütlesini de büyükken büyük aile sembolize edebiliyoruz. Ediyoruz. Geçtim. Şimdi bu kadar da arkadaşlar gazlarla ilgili kısım. Yani daha doğrusu 9. sınıf maddenin hallerinde gazlarla ilgili bilmeniz gereken şeyler bunlardan ibaret yeterli. Ama 11. sınıfta dediğim gibi sayısalcı olduğunuz zaman bunu gazların ötesini çok daha ayrıntılı özelliklerle inceleyeceksiniz. Göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle sorulara bakalım isterseniz. Hacmi sabit olan ve 5 litrelik kapalı kapta bulunan iki farklı gazın oluşturduğu karışım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birbirleriyle her oranda karışabilirler. Gazlar birbirleriyle her oranda homojen karışırlar. Doğru. Bulundukları kabın taban ve tavanında ayrı ayrı oluşan basınç değerleri vardır. Yanlış arkadaşlar. Gazlar bulundukları kabın her noktasına aynı basıncı uygular. Birden fazla gaz varsa da yine onlar da toplam basınç olarak aynı basıncı uygularlar arkadaşlar. Gazın her noktasına. Gazların hacmi 5 litredir. İkisi de 5 litrelik kapta olduğu için 5 litre. Bulundukları kabın iç yüzeyine çarparlar. Bununla birlikte zaten basınç oluştururlar. Yukarıdaki kavram haritasında gazlarla ilgili bilgiler verilmiş. Hangileri? Doğrudur. Katı ve sıvılara göre potansiyel enerjileri büyüktür. Doğru. Büyük oranda sıkıştırılabilirler. Doğru. Genleşemezler ifadesi yanlış. Çünkü gazlar genleşebilirler. Hatta bütün gazlar aynı oranda genleşir. Dolayısıyla 1 ve 2 C şıkkı diyebiliriz. Yukarıdaki yerlere boşluklar getirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Atmosfer basıncı barometre ile ölçülür. Gazları bulundukları kaba çarparak uyguladığı kuvvete basınç denir. Kelvin bir sıcaklık birimidir, ısı birimi değildir. Gazlar birbirleriyle her oranda karışarak homojen karışım oluştururlar. Dolayısıyla cevap C şıkkı diyebiliriz. A sıcaklık ölçeği, B sıcaklık ölçeği Yukarıda Kelvin ve Celsius sıcaklık ölçekleri oldukları bilinen A ve B ölçeklerinde bazı değerler verilmiş. Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar 27, 300'e aynı sıcaklığı ölçü. Birini Celsius biriminden, birini Kelvin biriminden ölçüyor. Kelvin, derecenin Celsius'e 273 ilave edilerek bulunmuş haldir. Dolayısıyla 27 artı 273'ten 300. Dolayısıyla B'yi Kelvin A'ya da Celsius cinsinden ifade edebiliriz arkadaşlar. A Celsius B Kelvin ifadesi doğru. Burada arkadaşlar x o zaman 0 olmalı ki 0 artı 273'ten 270 olsun. Eksi 23'e de 273 ilave edersek y de buradan 250 Kelvin olarak gelir. Dolayısıyla 3. ifade de doğru. Dolayısıyla cevap E 1, 2 ve 3 diyebiliriz. Evet son bir soru arkadaşlar. Yukarıda boşluklara gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Kelvin cinsinden sıcaklığa mutlak sıcaklık denir. Mutlak sıcaklık. Sıcaklık arttıkça gaz tanecikten ortalama kinetik enerjisi artar. Kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık artarsa kinetik enerji artar. Azalırsa azalır. Değişmezse değişmez. Aynı sıcaklık ve basınçta tüm gazların birer mollerinde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom ya da molekül bulunur. Diyebiliriz arkadaşlar bu şekilde gazlar kısmını da maddenin hallerinde gazlar kısmında bitirmiş olduk arkadaşlar başka derslerde görüşmek üzere kolay gelsin.